Beşinci nesil savaş uçağı Kaan adından söz ettirmeye devam ediyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2028 yılında Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Hava Kuvvetleri'ne 20 tane Kaan teslim edileceğini belirtti. Kotil, Kaan savaş uçağında 2028'de Türk motoru olacak dedi. "21 Şubat tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan, 2028'de yerli motorla uçacak. Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı Kaan, iki kez gökyüzüyle buluştu, sırada teslimat var. 2028'de 20 tane Sayın Başkanım talimatı, bizim de işimize geliyor, 20 tane teslim ediyoruz. Hava kuvvetlerimize." Dünya kamuoyunun da yakından takip ettiği Kaan'la ilgili bir müjde daha geldi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Kaan'ın uçuşunun ardından yerli motor açıklamasında bulundu. "Bundan sonra 8 tane daha yapıyoruz, sonra bir tane daha yapıyoruz. O bir tane var ya, 2028'de Türk motoru olacak üzerine." Peki Kaan'ın özellikleri neler? Tasarım ve imalatıyla milli olan Kaan'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de Kaan'ın dikkat çeken özelliklerinden. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleriyle fark yaratacak. Kaan, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek. Kaan, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.